Türkiye'nin doğusundaki Tunceli'de polise ait Sikorsky tipi helikopter düştü. Helikopterde bulunan 7 polis, 1 hakim, 1 asker ve 3 personelin şehit olduğu öğrenildi. Türkiye İçişleri Bakanı Soylu, hava şartları nedeniyle düştüğünü, helikopterde herhangi bir dış etken söz konusu olmadığını bildirdi. Şehitlere Allah'tan rahmet, Türkiye'ye ve onların ailesine başsağlığı diliyoruz. Çin'den Mısır'daki Uygur öğrencilere baskı. Çin yönetiminin son aylarda Mısır'da Azer Üniversitesi'nde okumakta olan Uygur öğrencilere memleketlerine geri dönme uyarısında bulunduğu ve onların akrabalarını tutuklayarak baskı uyguladığı bildirildi. Alınan bilgilere göre geri döndüklerinde tutuklanan 300'ü aşkın öğrencinin nerede olduğu bilinmiyor. Düğün ve cenaze törenlerine Çin baskısı. Doğu Türkistan'ın Hotan ilinde düğün ve cenaze törenleri gibi toplumsal etkinliklerin sadece yetkililer tarafından belirlenen yerlerde sıkı denetim altında yapılmakta olduğu, kendi evinde düğün yapan bir Uygur memurun görevden alındığı bildirildi. ABD ve Japonya'dan Çin'e mesaj. Japonya'ya giden ABD Başkanı Yardımcısı Mike Pence, ülkesinin Japonya'nın %100 yanında olduğu mesajını verdi. İki ülkenin Kuzey Kore'yi ikna etmek için Çin'in daha fazla çaba göstermesi gereğinde uzlaştıkları açıklandı. Erdoğan Çin'e gidecek. Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Çin Halk Cumhuriyeti Başkan Yardımcısı Li Yandong ile bir araya geldi. Türkeş yaptığı açıklamada, Sayın Cumhurbaşkanımız Çin Devlet Başkanı Xi'nin davetine icabetle 14-15 Mayıs 2017 tarihlerinde Pekin'de düzenlenecek Kuşak ve Yol Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'i ziyaret edecekler dedi. Nazarbayev, Berdimuhamedov ile görüştü. Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, başkent Astana'da Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguly Berdimuhamedov ile görüştü. Kırgızistan'da kalkınma stratejisinin hazırlanması kararı. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, Kırgız Cumhuriyeti'nin 2040 yılına kadar uzun vadeli bir kalkınma stratejisinin hazırlanması konusunda bir karar imzaladı. Almanya'dan Türkiye'ye idam uyarısı. Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, Türkiye'de idam cezasının uygulanmaya konulması durumunda bunun Avrupa Birliği üyelik hayalinin sonu anlamına geldiğini söyledi. İngiltere erken seçime gidiyor. İngiltere Başbakanı Theresa May, hükümetin ülkeyi 8 Haziran'da erken genel seçime götürme kararı aldığını açıkladı.